Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş için e, şu anda Lazio, Tottenham ve Anderlet 3'te 3 üç yapan takımlar ilk 3 sıradalar. Onu Ajax, Galatasaray, Frankfurt, Midtjylland ve Atletik Bilbao takip ediyor. İlk 8 bu şekilde Galatasaray'da ilk 8'e girmeyi başardı. Fenerbahçe ise ikinci 8 içerisinde e, onun da 5 puanı var. Bodo Glimt, Lyon Rangers, Olympiakos, Stavbukreş, Fenerbahçe, Porto ve Slavia bir sonraki altılıya bakıyorum, sekizliye daha doğrusu orada Beşiktaş yer almıyor, son sayfada yer alıyor. Şu anda Beşiktaş tabii ki sadece bir galibiyet alabildi, 3 puan alabildi. Ajax ve Frankfurt'a mağlub olmuştu, o da 27. sırada Avrupa Ligi puan durumunda Beşiktaş'ın galibiyeti, Fenerbahçe'nin beraberliği ama tabii ki Manchester United karşısındaki beraberlik olduğu için çok çok kıymetli Fenerbahçe açısından. Onları detaylıca konuşalım. Hatta ikili istatistikleri de rica edeyim. Fenerbahçe Manchester United karşılaşması sonrasında oluşan istatistikler ve yorumunuzu da alalım Gürcan abi. Şimdi şey maçı sonrasıydı galiba. Sen maçı sonrasıydı. Mourinho dedi ki, e, grubun daha doğrusu o sekizli e, bülon en kuvvetli takımlarıyla dedi içeride oynuyoruz. Bu iyi bir şey değil dedi. Şimdi halbuki biz kurallar çekildiğinde şey dedik, yani e, e, kendi ve seyircinin önünde Manchester'la işte Lyon'la Bilbao'yla oynayacaksın bu avantaj olarak yorumladı. Halbuki e, şey içinde bakınca işte tecrübe böyle bir şey. E, Farklı bir gözle bakınca hı hı. şöyle düşünüyor muhtemelen Mourinho. Nis, nispeten bana göre zayıf takımlarda içeride oynadım. 3 puanım garanti diyor. Ben onu cebime koyarım diyor. Kuvvetlerle dışarıda oynayayım. Bir puanım alırsam o benim avantajım olur. Düşünüyor. Hesabı öyle. Yani turdum hocası olmak böyle bir bakış açısı aslında. E, bence doğru bak bakış onun bakışı. Bundan sonra Lyon'la içeride oynayacak, Bilbao'yla içeride oynayacak Fenerbahçe. İkisi de puan alarak şu an onun üstünde. Yok, Lyon altında galiba. Bilbao üstünde. Fikstür şey... vardı galiba arkadaşlar. Onları getirebilirsiniz. Fenerbahçe'nin Avrupa fikstürünü. Fakat... Madem konuşuyoruz. Evet, Sanciliya ve Twente maçlarından sonra United'la beraberlik Aze Alkmaar'a gidiyor. Slavia Prag deplasmanı. De sonra Atletik Bilbao evinde ve Lyon'u da evinde ağırlıyor. Son olarak da Michelin deplasmanı Yani ağır. hedefi olan takımlarla evinde oynayacak. Bu o zamana kadar mesela Alkmaar iki maçta oynandıktan sonra aslında biraz daha şekillenir. Neyin ne olduğu belli olur. Çünkü ilk defa oynuyoruz böyle bir şeyle. Mesela Beşiktaş iki kötü mağlubiyetle başladı. Lyon galibiyeti müthiş bir piyango. Müthiş yani. Ee Beşiktaş. mu diyorsunuz? Tabii Beşiktaş'ın mücadelesine zeval getirmeyelim. Ee, ama evet. acayip, acayip bir kaleci performansı. Ersin'in performansı. Neler neler kurtardı. Ya da Lyon neler neler kaçırdı. Onlar da e, tek kale oynanan bir maçtı yani ilk yarı özellikle. Öbür tarafa koymak lazım müthiş bir piyango. Ama futbol bu. Futbolun <laughs> futbol gerçeği de bu. İyi oynayınca değil gol atınca kazanıyorsunuz. kazanıyorsunuz. Evet. Ee, aynı şey işte Fenerbahçe için de söyleyebiliriz. Yani Onana'nın kaleci olacağı tuttu. Manchester'ın en çok eleştirilen niye? İsmi. Orada böyle bir kaleci var. Ee, denilen kaleci maçın kahramanı haline geldi yani. Ee, en iki kafa vuruşunu üst üste çıkardı. Ve ikisi de çıkmayacak top biliyor musun? Evet. İlk Özellikle kurtarışta ilk iki. ikinci kurtarışta. Yani ikisi de anormal bir kurtarış yani. Kedi yuttu. <gülüyor> <gülüyor> Öyle derdi eskiler. Kedi yuttu derdi. Panter gibi gerçekten. <laughs> Fenerbahçe'nin peki oyunu için ne söylersin? Çünkü en çok işte geçtiğimiz hafta eleştiriler biraz üst boyuta çıktı. Samsung Spor'la alınan beraberlik sonrası Fenerbahçe'de Jose Mourinho çok eleştiriliyordu. Üstüne yine o biraz daha üst perdeden yaptığı açıklamalardan yapmaya devam etmişti. Onlar da tabii eleştiriliyor Abi, basınında. M M Mourinho, e, Samsun maçı sonrası bir duvara çarptı. Yani e, es kazanan oyun denilen bir oyun var. E, hı hı. Ve Mourinho'yu getirdiğiniz zaman... E, bir takımın başına şu, bu gerçeği kabul edeceksiniz. Yani iyi oyun dediğimiz şey çok aksiyonlu, çok önde basan, çok tempolu, işte darbeli koşuların çok sayıda olduğu, pozisyon sayısının çok olduğu bir oyun peşinde değil Mourinho. Hiçbir zaman da olmadı. Real'i çalıştırırken de olmadı yani onun peşinde. Ee, şey ee, ama Hedefe giden yolda kazanılması gereken puanları, maçları kazandı ve kupalar getirdi yüzdesine. Böyle de anılıyor zaten. Ve sezon başından beri Fenerbahçe takım mesela geçen senenin gösterişli bir oyun gücü vardı. Fenerbahçe'nin o 99 golü 99 puanı getiren bir oyun gücü vardı. Oyuncular değişse bile aynı oyunu performans farkıyla e, gerçekleştiriyordu sağda Fenerbahçe evet. takımı. Bu sene topu rakibe daha çok rakibe bırakan, işte öne geçtikten sonra sahasında bekleyen e, bir takım haline gelmişti ve kimse bundan memnun değildi ama Samsun maçı bir zirve oldu sine. Yani artık son nokta oldu değil Yani mi? 70. dakika bir ta Fenerbahçe takımı otobüs çekti ya. Kalesine. Otobüs çekti yani. Beşli savunmaya döndü. Önüne üç kişi koydu. Ayağına gelen topu ileriye uzun vurdu. Tamamen e, hükümsüz kaldı ma maç için. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani Mourinho diyor. Ve skordu ona göre ay Mourinho, gelişti. Tabii Mourinho'nun haklı bir şikayeti var. Yani o gol diyor, foldü diyor. Vermediler diyor. Ben o yüzden 2-1 kazanacağım maçtan. 2-2 beraber ayrılın diyor. Kimsenin bu noktada ona bir şey dediği yok zaten. Ama ama oyun Aynen ama yani, far bir kenara. Hiç, Hiçbir, hiçbir Fenerbahçeli'ye oyunu kabul ettiremezsiniz. Zihnesine çekemez yani. Yani şampiyon takım oyunu değil Fenerbahçe'nin oynadı. Ve bence bu maça kadar olan süreçte yani pazartesiden perşembe ya da çarşambaya olan süreçte Mourinho ile muhakkak şeyin görüştüğünü biliyorum. Acun Ilıcalı'nın. Birebir konuştuğunu biliyorum. Muhakkak başka e, türlü telkinler de bu böyle Stansu olmaz. Samsun Spor maçından sonra mı görüştü? Sonra. Acun Bey'le. E, benim bildiğim pazartesi görüştü yani. E, ne konuştular bilmiyorum ama muhakkak bunları konuşmuşlardır. Söylemiştir yani. Acun Ilıcalı çok tecrübeli bir isim. Ne, neyi nasıl söyleyeceğini iyi bilen bir isim. E, evet. Hocaya anlatmıştır beklentileri. E, ve özellikle ilk 45 ya da ııı e, penaltı pozisyonu, verilmeyen penaltı pozisyonuna kadar e, o şeyi gördük Fenerbahçe takımında. Bir sıfır geriye düştükten sonra bile biz bu maçı kazanacağız. Manchester maçında. Tabii o vücut dilini oyuncular ortaya koydu. Eskiden işler kötü gittiğinde 57. tar dakika. taraftar takım oyuna sokardı. Bu sefer takım taraftar oyuna soktu. Yani o bir sıfır acaba yine mi şeyi şey hı hı. endişesi tribüne diye sardığı anda Yok dediler biz buradayız. Biz maçı Maça istiyoruz. gittin mi bu arada Hüseyin abi? Yok gitmedim. E ee, böyle taraftardan bahsedince dedim acaba orada mıydın? Yok gitmedim <laughs> ee, ama hissedebiliyorsun <laughs> yani. Hissedebiliyorsun gözünü, gözünü, kapıyorsun seslerden anıyorsun. Onu da e, içeri soktular. Bence bu bir dönüşüm. Şöyle e, dönüşüm. Bir, Fenerbahçe takımı gücünü hatırladı tekrar. O karakterini hatırladı. İki, Mourinho bu takımın Manchester United karşısında bile neler yapabileceğini gördü. Üç, taraftar tekrar inandı. En önemlisi o. Oyuncusuna. Çünkü e, biz, bizim de yorumumuz o Yani Samsun maçına kadarki olan oyun Fenerbahçe şampiyon yapmaz. Ama Manchester United karşısındaki oyun, oyun gücü, istek, her şeyden önemlisi coşku Fenerbahçe şampiyon yapar. Şampiyon gibi oynatır arkasından milyonlarca insanı getirir. Yani e, o karakteri, o DNA'yı tekrar sahaya yansıttı. Mesela insanlar çok e, şey yapıyorlar işte normal maçlarda eşofmanla çıkıyordu bu maçta takım elbiseyle bu bile Evet, dün akşam tabii yani, var, yani <laughs> o, 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 bile e, Fenerbahçe ciddiyetinin e, ne olduğunu bence e, teknik adama hissettiren bir şey. <laughs>